Bastım. Güreş Türkiye FM'e hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Dinler, Düveyt. Yanımda Buğra Gür, The Pips Admin. Taner Ünen, Punk City ve senin nick nasıl okunuyordu Fatih? Kritorax. Kritorax. Fatih ile birlikteyiz. Dün TLC... Ben saymadı bu arada. Aa, Numan İnci var. Numan'ın gelmeyeceği söylenmişti. O yüzden saymadım. Numan ben niye geldi? Ben de onu anlamadım. Konuşurken çıkar yani diye düşünmüştük. Biz, neyse kalsın. Arada İlay direkt falan der. Biz de güleriz. Geçin. Neyse. dün TLC maç kartında çok büyük değişiklikler oldu. Acayip büyük değişiklikler oldu. Pay-per-view oldu. Size house show. Hem onu konuşacağız hem genel olarak pay-per-view'u bir değerlendireceğiz. Böyle pazar gecesine sıkıştırmayalım yayın dedik. Konuşacak çok şey var dedik. Cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz inşallah. Yani Allah aşkına idare ediyoruz. Maç kartının değişimiyle ilgili tepkilerinizi birer kelimeyle özetleyebilir misiniz? Hoş bulduk. Bu arada ben biraz geç konuştum. Birer kelimeyle maç kartındaki değişiklikleri, birer kelimeyle Angle'ı özetleyebilir misiniz arkadaşlar? Angle'ı özetlersem muhteşem, maç kartını özetlersem rezalet. Yani evet. Buğra Gürsen sen ne diyorsun? Ege diyor. Buğra Gürsen ne diyorsun? Teşekkürler, yayını kapatabiliriz artık. Şaka tabii. Evet, şimdi artık sunuculuğu Ege Yürüten'e bırakıyorum. Ege de aramızda bu arada. Ben çekiliyorum, artık sadece yorum yapacağım. Tabii ki şovun en önemli iki maçını, değişen iki maçını sonra bırakacağız. Önce başlardan gelelim diyorum ben Mehmet Dinler. Girelim. Öncelikle o zaman kickoff'umuzdan başlayalım. Drew Gulak'ın Cruiserweight sunumuna geliyoruz. Kendisi 9. slide sundu geçen 205'lerde. 9B özür diliyorum. Bugün de 10. slide'ını sunacak pazar günü. Yani sırayla yorumlarınızı alalım beyler bu konuyla ilgili. Daner. Ben olayı kaçırdım bir daha. Diğer arkadaşı paslayayım. Drew Gulak'ın slide'ları. Ya 205'lerde izlemediğim için şimdi bir yorum yapmak istemiyorum. Ben yorum yapayım. Ben 205 live izliyorum. Büyük hayranıyım. Hı-hı. Özellikle evet, Enzo oradan beri çok büyük hayranıyım. Neyse ya Drew Gulak ya acayip yetenekli bir adam zaten. Hani bir şekilde de bir gimlik oluşturdu, böyle devam etmeye çalışıyor falan. Hani yani bir şekilde böyle ana show pay-per-view'lara kendisini bir şekilde atması güzel bir şey. Yani Enzo denklemden çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Enzo'dan sonra belki Kalisto'nun karşısına geçebilecek biri yani. Jack Gallagher'la birlikte hani benim ilk adayım Drew Gulak olabilir bu konuda. Ama tabii Enzo'nun denklemden çıkması biraz uzun süreceği için hayırlısı. Ama yani Drew Gulak'ı hani izlemek keyifli bir şey. Özellikle şey yani şovlarda 205 live'dan sonra giflerini görmek sabah çok çok zevkli bir şey. Çok çok iyi gif veriyor valla. Hani demek ki pay-per-view'dan sonra da verecek. Ben dolayısıyla bu durumdan dolayı memnunum. 277 tane slide'ı var Gulak'ın sunacağı. 9 tanesini geçti. Pazar günü 268'ini kalan slide sunmayı planladığını söyledi. Böyle olacak. Yani, muhtemelen tabii ki olmayacak. Gulak'ı biliyoruz da tabii basit kurallarını. Tepeden uçmak yasak. No fly zone. Telefon yok. Otoriteye saygı göstereceğiz. Biliyorsun Mehmet bunları. Biliyoruz yani. Güzel adam ya. İyi adam. Devam edelim. Gür. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Neyse Gür söylesin. Ya benim söyleyecek bir şeyim yok zaten Cruiserweight Divizyonu hakkında. Fatih. Usta Drew Gulak yani 205 live'a baktığın zaman hani benim en sıkılmadan seyrettiğim segmentlerin başında geliyor. Yani her zaman şey yapıyorum. Her zaman çevirirken de çok mutlu oluyorum. Böyle hatta favori güreşçiler kısmına Drew Gulak'ı ben eklettim yani. Öyle de bir ayrıntı var. Drew Gulak'ı çok seviyorum. Lakin böyle apar topar şey yapılmasından hani haydi baba sen geç bir kickoff'ta şovsun denmesinden. Hani mesela son 205 live show'unu çok ayrıntılı izlemedim. O yüzden bu yorumu biraz sakat yapıyorum ama son mesela 205 live show'unda PPV'de ben çıkıp size çok güzel bir sunum yapacağım falan tarzı bir şey söylenerek durulsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Çünkü gerçekten böyle bir ön takdimi hak eden bir adam yani Drew Gulak. Top 5 205 live'ın da yani
nasıl söyleyeyim? En yetenekli adamın. Ha, en yetenekli adam olmasa bile en eğlendirici adamı demek istiyorum yani ben bu durumda kendisine. Normal senin yorumun var mı? Ben sevenen yok. Yani 205 ay bu arada Drevgula ben sosyal medyadan takip ediyorum. WWE'nin en kötü ihtimalle 205 Live'ın diğer güreşçilerden ayrılan çok farklı bir zeka yapısının olduğunu düşünüyorum bu adamın. Katılıyorum Gür buna. Yani bir Jack Gallagher'ın şemsiyeli halleri hani ilk başta Arya Daivar ile Feud'a girmesi. Bir de Drew Gulak'ın segmentleri bence Cruiserweight'i parlak anları arasında. Kesinlikle öyle. Katılıyorum ben de. Hadi devam edelim. O zaman diğer kickoff maçına geçelim. Sasha Banks vs. Alicia Fox. Feud'un başlangıcı. Feud da diyemeyiz aslında buna. Doldurmalık maç diyelim. Sasha Banks, Alicia Fox pazartesi Raw'da maç yaptılar. Sasha Banks Submission'la Banks Temp'ında pese ettirdi. Alicia Fox klasik bir şekilde delirdi. Zaten ara ara böyle yapıyor. Hepimiz biliyoruz. Para cezası aldı aynı zamanda. Bir de Sasha Banks de maça çıkacak. Sasha Banks de şey tabii doğal olarak rekabete istekli, hırslı şu anda gelecek. Muhtemelen de kazanacaktır diye düşünüyorum. Tahmini de aradan çıkarmış olayım. O zaman şey Mehmet dinler senden başlayalım. Tek haftalık fiyat. Ya, yani hani şey Sasha böyle çok geri planda kalmasın diye hani yapılan bir şey. Hem Sasha'nın hem Bayley'nin olmadığı pay-per-view yok herhalde. Çok uzun zamandır. Çok uzun zamandır. Yani ve ikisinin de hikayesi yokken hani Sasha'ya doldurmalık bir maç. Yani kick-off'lara öyle çok hikayeli maça gerek yok zaten. Ama ya yaşanan şey son şovdaki segment güzeldi. Ben Alicia Fox'un delirmelerini falan severim yani. Bir zamanlar Alicia Fox'un da hani hayranıydım. Yıl 2009-2010 falan. İyi misiniz arkadaşlar? İyiyiz iyiyiz. Bir an şeker düştü birader kusura bakma. Geçmiş olsun. Git bir çikolataya gel. Biz devam ederiz. Neyse. Ya hani Sasha'dan uzun zamandır hani heel turn bekleniyor ya da artık ufak ufak Bayley'den de beklenmeye başladı. Çok da göz önünden çekmemeye çalışıyorlar. Haftalık şovlarda rol vermeye falan çalışıyorlar ama artık Alexa'nın karşısında da hani biraz daha böyle mağlubiyet tattırırlarsa ikisine de hani ikisinin de artık hiçbir karizmadan eser kalmayacak. En azından böyle karizmalarının dibi kalmışken böyle ufak ufak işte devam ediyorlar. Sasha bu maçı da kazanacaktır. Öyle kaptırıp gideceklerdir. Ya da Sasha kaybedecektir. Alicia dövmeye devam ederken hani Bayley kurtarmaya gelecektir. Öyle bir şey olacaktır. Ben Bayley'i bekliyorum bu maça. Yani muhtemelen Bayley gelir bu maça. Ya buyurun. Sasha Banks'in rolü de şu olacak. Şova seyircileri ısındırma rolünü üstlenecek. Çünkü ya bu kadar entrance yaptığında seyirciler çıldırıyor yani. Ya bu şova değil Sasha fırın atsan gene ısınmaz ya. Abi görmeye geleceksek şimdi. Manaslı esprileri ya. Ya bu arada şey yani hani konu oraya gelince söylerim de yani ya kötü görünmüyor bana ya bu kadar şov. Ya bu arada abi ya kickoff'ta yani seyircileri şova ısındırmak kickoff'a bir sürü yetenekli insan çıktı bugüne kadar. Yani hani çok normal değil mi bu? Zaten kickoff'a yeteneksiz pek kişiyi çıkartmazlar. İşte seyircilerdeki gazlayacaklar. Ana maça salacaklar. Tabii canım. Abi kickoff zaten şey olarak görülüyor. Bak hani WWE için biraz hani YouTube'da seyirci görüyor ya hani böyle bir anda gaza gelip bastın hemen 10 dolar alsın WWE Network gibi bir geyiğe bakılıyor zaten. Şey YouTube'un kickoff'u hani zaten 27 defa reklam geçiyorlar. Hadi gelin Network diye. Evet. O yüzden yetenekli insanlara burada rol verilmesini daha çok tercih ediyorum. Şimdi yetenek deyince ben kickoff maçına alınması, gücenmeci olmasın hiçbir zaman kadınlar maçının konulması taraftar değilim. Çünkü resmen yani başlı başına bir kadınlar maçından Boçamanya'nın bir bölümü çıkabilir yani çoğu zaman. İnşallah bu maç farklı olur. Alicia vs. Sasha maçından mı Boçamanya bekliyorsun? Yani onu genel olarak kadınların çoklu maçları için söyledim yani ama tekli maçlarda da oluyor. Mesela Alicia Fox'un sanıyorum ki Asuka'nın karşısına çıkma maçında
bir boçu var. Hatta seninle tartışmıştık galiba. Abi şeyde. Asuka'nın karşısına onda çıkma maçı benim bak 2-3 yıldır WWE'de izlediğim açık ara en kötü şey yani. En kötü şey. Hani maç diyemiyorum yani. Bir de Sasha Banks'in heyecanlanma gibi huyu var. Boça çok yatkın bir isim yani. Diğer isimlere oranla. Çok kaliteli abi, bir güreşçi olmasına rağmen. 5 kadın niye Asuka'dan dayak yemek maça çıkar ki abi yani. Çok saçmaydı o ya. Abi hayır. Zamanında şey vardı abi. Undertaker'ın karşısına çıkma maçı vardı. Onu da kaybedeceğin kesin. Hani nedir abi yani şey hani. Asuka'nın karşısında kendini denemek. Asuka şu anda WWE ana kadrosundaki bütün kadınlardan daha büyük hype'a sahip, daha ünlü. Öyle söyleyeyim yani. Abi bu Asuka ne yani? Ben onu da anlamadım doğrusu. Asuka kesin nedir anladım ya? Buradan hayır, isterseniz Asuka vs. Benim bir şey söyleyeyim. Asuka konusunda tek çekineceğim. Hani şu an nasıl Nakamura istediğimiz yerde değil. Benim değil en azından. Hani gerçi Asuka'da öyle bir şey olmaz ama. Mesela bak Nakamura'da öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ben. Hala istediğim yerde değil mesela benim. Beni heyecanlandırmıyor yani Nakamura şu an. Abi ya benim Nakamura karşısına verildiğinde zaten doğru booking izlenmeyeceğini tahmin ediyorduk çoğumuz. Mahal'a kaybedeceğini de biliyorduk. Abi ya nerede biliyordun canım ya? Abo nerede biliyordun Mahal'a? Bir şey söyleyebilir miyim usta? Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle konuya bir geri toparlayalım. Şu an Sasha Banks Alicia Fox maçındaydık. Özellikle ben yabancı forumlarda çok şeyi gördüm. Hani Sasha Banks hani bizim gözümüzde kazanacak diye bakıyoruz ama özellikle böyle yabancı forumlarda hani öyle gazeteci adamlar değil de mesela forumun annesi diyeyim bizim forumda böyle bir 30 bin 40 bin repli adamlar gibi düşün. Hani o forumlarda öyle bir itibara sahip adamların çoğu yorumlarında Alicia Fox'un kazanacağını öngörmüş. Hani Alicia Fox'un buradan bir şey yapacağını, bu PPV'nin bir doldurma, bu maçın bir PPV doldurma daha uzatılacağı tarzında haberler yapılmış. Haberler derken yorumlar yani. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya uzayabilir ama eninde sonunda şeye, ya eğer şeye bağlayacaklarsa hani Bayley Feud'una bağlayacaklarsa bir şekilde uzatsınlar ama geri kalanın amacı yok. Yani eğer böyle bir şey uzayacaksa demek ki Alicia Fox için de önemli bir şey düşünüyorlar diye düşünürüm yani. Yo Alicia Fox için ne önemli bir şey düşünecekler abi? Peki şey, şöyle bir bak, şey var. Şimdi kadın divizyonunda hani Sasha Banks'in karşısında rakip mi yok da Alicia Fox'u o zaman şey yapıyorlar uzatıyorlar yani ama anlamadım. Abi ya, var mı? Alicia olmasa Dana Brooke olacak şimdi. Öyle bir durum da var. Bak Dana Brooke şu anda face. Ya doğru da. Onu hile çevirmesi kolay sonuçta. Bir momentum olmadığı için. Ne gerek var? Facia bir heel'dı. Ben geliyorum hemen. Yani NXT'de beni izlerken gözlerim kanıyordu şahsen. Spikerlerin kafasına köpeğe vururmuş gibi vurup şey yapıyordu böyle. Havlatıyordu. Rezalet bir heel'dı gerçekten. Hiç gerek yok öyle şeylere. Burayı biraz hızlı geçip şeye başlayalım mı? Asuka vs. Emma ile başlayalım mı? Hazır konuşmaya da girmişken çünkü yarım saat oldu. Şu Cruiserweight takımları da çıkaralım aradan. Defteri kapatalım. Konu zaten çok fazla sürmez o. Cedric Alexander, Rich Swann, Gentleman Jack Gallagher ve Brian Kendrick ikilisine karşı. Gallagher bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda turn yaptı. Heel turn yaptı. Ve Brian Kendrick de ortak oldu. Cedric Alexander'ı gözlerine kestirdiler. Rich Swann da Alexander'ın yardımına geldi. Böylece oluşan bir 2-2 takım maçı beyler. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ben şey diyeyim. Takip ettiğim kadarıyla bu Jack Gallagher'ın heel performansını ben çok orijinal buluyorum. Bana çok hoş geliyor ya gerçekten. Çok yakışmış yani. Ara sıra baktığın zaman hani o hareketler falan o saygıladığı tavır çok yakışmış yani ona. Tam uymuş yani karakterinin. Adam yetenekli yani. Ne yapıyor? Aynen aynen. Bir şey aynen yani. Çok kendine özgü bir tarzı var zaten ya. Bir ne şey söyleyeyim mi? Ben onu ana kadroyu yükseldiği zaman böyle şey bekliyorum. Bir hafif Daniel Bryan havası bekliyorum onunla ya. Seyirciyle iletişimi iyi kurabilir diye düşünüyorum. Yani 205 Live'dan sonra mı hani? Evet abi, evet. Ben 205 Live dağılırsa Jack Gallagher'ın burada bir performans bulabileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü benim umudum var ya. Önünde çok fazla adam var. Aynen yani bir ya tek hani şey gerçekten bu değerlendirebilir yani. Ya bu şirket onu değerlendirebilir de genelde yetenekleri değerlendirmeme üzerinden gittikleri için hani, böyle bir sıkıntı var. Ama şey ya şu anda keyif veriyorlar ve Brian Kendrick de gerçekten çok çok nadide bir adam yani Brian Kendrick hani kıymetini hiç bilmiyor yani şey hani böyle
günde 3 oyun falan övülmesi gereken bir adam aslında Brian Kendrick. Çok övmüyoruz o kadar. Eskiden de ben çok Paul London'la takılıyordu değil mi? Bir takım vardı. Evet. Ben o zamanlarda çok seviyordum mesela. Çok hoşuma geliyordu. O maskeyle falan geziyorlardı bir yer. Hatırlıyor musunuz SmackDown'da? Yani, o tek team zamanlarında. 2007'de. Bir adam ve şey zaten yani 205 Live'ın ilk zamanlarında çekilebilir tek şeydi Brian Kendrick. Evet evet evet. Hani evet. O ilk zamanlar evet. Yani ikilinin takım olması güzel. Bu arada şey ya, Rick Swan ve Cedric Alexander da inanılmaz uyumlu iki adam. İnanılmaz uyumlular yani. Abi şimdi bak şöyle bir durum var. Kusura bakma sözünü böldüm Mehmet. Bir anda daldım öyle. Bir daha olmaz. Tamam pardon. Şey bak şimdi. Jack Gallagher'la Brian Kendrick senaryoda şey yapıyorlardı abi birlikte. Hani biz 205 Live'a sonbaharı getirecek adamlarız. Hani biz bunu yapacağız. Biz herkesin ayağını kaydıracağız. Ayağını kaydırmaya Cedric Alexander'dan başlayacağız gayle bir heel performansına başladılar. Son 205 Live'a kadar da yüksek momentumla buraya kadar geldiler. Tamam. Rick Swan TJP ile feudundan çıktı. TJP feudunda hani 2 out of 3 false maçta yani 3 maç yani şöyle söyleyeyim 2 tuş yapan kazanır maçında. Direkt 2-0 tuş yapıp da o da kazandı. Yani çok yüksek bir momentum kastı ki TJP'nin bunu geçmişte yenmişliği var. TJP'nin o feud boyunca üstün gitmişliği de var. Cedric Alexander zaten her zaman çok çok yüksek momentum gözüyle bakmamız gereken bir insan olduğunu düşünüyorum. Güreşçi olduğunu düşünüyorum. Ama yani adam gidiyor buradan Evolve'da falan çıkıyor yani. Evolve'un dark maçlarında falan çıkıyor. Şimdi neden bu kadar anlattım? Şu yüzden anlattım. İki tarafında çok yüksek momentumu var. Hani kim kaybederse ben düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Yani Jack Gallagher ve Brian Kendrick'in ama kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu ikisi daha biraz daha fresh, yeni oluşmuş bir ekip ve bu o 205 Live'da doğal şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani doğal heal'a ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burada bu ikisinin kazanmasına bulanmasını istiyorum yani işin açıkçası. Ya ben de Brian Kendrick ve şeyin taraftarındayım ama şey yani olası bir yenilginin öyle Swan'la Alexander'ı çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Hani ne bileyim abi hileyle yenilmek mesela şey Face'in karizmasını çizmez. Yani Kendrick'le şey Jack Gallagher'ın da hani hile yapacakları kesin. Hani çok yüksek momentumla geliyorlar abi bu feud devam da edebilir bu arada. Hani hele iyi bir maç çıkarırlarsa 205 Live üzerinden devam da edebilir bu feud. Yüksek ihtimalle. Devam edelim o zaman. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yok konuşumda yok. O zaman Raw debutunu bu şovda yapacak olan Asuka'nın maçına geçelim. Asuka ve kendisiyle maça çıkmak için beşli maçı kazanan Emma karşı karşıya gelecek. Yani dediğim üzere Asuka'nın debutu olacak. Emma da varlık göstermeye çalışacak. Beklentiler bu yönde her topluluğun. WWE Universe'ün öyle diyeyim. Yani siz ne diyorsunuz beyler? Ben direkt Asuka kazanır diyorum ama umarım rekabetçi maç olur ama pek zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Yani rekabetçi maçtan kastının ne olduğuna göre değişir o. Yani maçı Asuka'nın kazanacağından çok eminiz değil mi? Ondan eminiz. O zaman hani rekabetçi bir maç olmasına imkan yok çünkü kazanacak zaten belli. Ama şey squash olmayacak maç yani. Squash olacak ama arada zaten varlık göstermesini isterim yani. Squash olacak olsa zaten o beşli maçı falan kurmazlardı. Direkt Emma şeyini yapmaları yeterdi. Yani Emma'yı oraya atmaları yeterdi. Ayrıca Asuka'nın hiçbir maçta squash olmadı ya bugüne kadar. Hiç değilse 2-3 tekme attırıyordu rakibine yani. Ya şöyle bir durum var. Ben öyle düşünmüyorum. Ben bu maçın belki 3 dakika Emma üstün götürür. Ama 3-0 3'te tuş olur kaybeder diye bakıyorum yani maça. Ya ben Emma'nın bir temiz 5 dakika falan bir böyle stomplarla dalacağını ve üstün çıkacağını düşünüyorum oradan. Ama ya maçın sonunda Asuka'nın kazanmama ihtimali hani yok yani. Hani yok. Ya gecenin sürprizi olur bence yani Asuka'nın öyle bir şey. Bir şey yani mücadelenin çekişmeli geçmesi bile gecenin sürprizi olur bence yani. Ya zaten Asuka dönüş maçında yenilecek olsa NXT'de yani kaybeder de gelirdi.
Tabii canım yani. Kaybetmeden geldi yani. Hı-hı. Onu da düşünmek lazım. Kaybedecek kişi de Emma olmayacaktı doğal olarak. Ya kim olacak abi yani? Olmayacak da yani bu işler anlanıyor yani. Şimdi Asuka nasıl bir momentumla gelecek? Alexia'ya mı kaybedecek? Emma'ya kaybetmeyip. Yok kaybetmeyecek. Neyi ben... hedefliyorum yani? Abi şöyle özetleyeyim. Rumble'da ya bu biraz çok saçma. Şey gibi Brock Lesnar'ın kemeri olup title defense yapmaması gibi. Baba bu pay-per-view'da ana bu brand'de brand'in pay-per-view'unda ana kemeri nerede abi şovun? Yok. Ya niye abi, yok? Belli değil. Asuka da yoktu. Konu değiştirmek. 2014'te yoktu. Gene mi olmaz? Yani ne yazık gözünü seveyim. Asuka konuşuyoruz ya. Ya sıçay tabağını yere atmayın birader. Konuş durun ya. Bir dakika konuş durun ya. Sürahi düşüyor. Pardon, ikide sürahi düşüyor. Abi ya. Sürahi nasıl düşüyor ya? Konuşturmuyorlar ya. Yeter ya. Tamam al. Senin olsun hadi. Al. Olmasın ana kemer. Mehmet dinler. Bak abi, rüşvetimi istiyorum bu yüzden. Susturdum gülüm. Abi şey söyleyeyim yani hani Asuka hani şey Nakamura gibi değil zaten. Bir Nakamura gerçekten sıkıcı bir adamdı. Maçları dışında gerçekten çok sıkıcı bir adamdı. Asuka değil. Asuka'nın çok daha psikopat bir karakteri var ve gideri var. Asuka'ya ne hazırlanıyor bu arada ben size söyleyeyim. Royal Rumble'da ilk kadınlar Rumble'ını kazanacak ve WrestleMania'da Alexa'dan kemeri alacak yani bu. Katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Şuna katılmıyorum. Bence Mickie James'e Natalya tarifesi uygulayacaklar. Bunu iki yayındır da söylüyorum. Ya olabilir. O ihtimali ben de göz önünde bulunduruyorum ama Alexa o kemeri geri alacak. Alexa gidecek şeye, WrestleMania'ya. Olabilir. O olabilir, evet. Ve Asuka'ya bırakacak kemeri. Olabilir, evet. O zaman şeye geçelim. Herkes konuştuysa. Üçüncü Cruiserweight maçına geçelim. Üçüncü Cruiserweight segmentine geçelim. Gulag segmentte. Kalisto vs Enzo Amore. Maçın önceki olaylarını hatırlayalım şimdi. İşte Enzo Amore, hepsi Enzo Amore'ye daldı ilk başta. Cruiserweight'i yüz karası tarzında. Neville falan da vardı ama Neville ayrıldı biliyorsunuz şirketten. Yani doğru söylüyorum değil mi? Ayrıldı. Yani resmileşen bir şey yok ama. Resmileşmedi. Burada bu Ege'nin bahsettiği olay bence Cruiserweight'in son 2-3 haftadaki en güzel olaylarından biridir. Bunun da başrolünde Enzo olması çok garip yani. Ondan sonra renk kat resmi. 3-4 tane adam topladı. Tony Nese, Arya Daivari gibi, Noam Dar gibi adamları aldı yanına. Yani heel turn'u yapmış oldu gayri resmi de olsa. Kalisto'yu da gayri resmiliği mi kaldı lan? Herif Neville'dan kemeri alırken zaten heel turn yapmıştı. Low blow'la kemer kazandı lan herif. Ya şimdi Enzo'nun karakter Face'in karakteri biraz şeydi ya böyle. Arızalı tip diye direkt diyemeyiz bence. Yok abi yani şey ya abi haftalardır yaptıkları bu haftaya gelene kadar zaten yapmıştı yani. Kemer korumamak için direnmeler, bir sürü şey yapmalar falan. Heel özelliği bunlar. Heel dediğin adamın illa seyirciden şey almasına gerek yok yani. Evet, boğa almasına gerek yok. Ondan sonra devam edelim. Ya şimdi Enzo hakkında birkaç şey etmek gerekirse yani işi çok hikayeleştiriyoruz. Sadece hikaye boyutunu konuşuyoruz da. Yani biraz olaya yorum katmak gerekirse sadece senaryoyu anlatıp geçiyorsunuz. Enzo Amore hani haftalardır, aylardır konuşulan işte arka alanlarda kovuluyor efendim bu. Ondan sonra yok vay efendim sevilmiyor. Yok Roman Reis dayak attı. Yok şu yok bu. Abi adam 3 hafta Raw Main Event'ine çıktı. Yok düşürülecek. Yok Cruiserweight'e ondan yollandı. Ben bunların efendim. Bu arada şu haberi de geçeyim alttan. Enzo Amore'nin gene soyunma odasına alınmadı haberleri çıktı son 2 gün içinde. Hayda. Bir dakika onu diyeceğim. Çok güzel dedin Ege. Baba ben bunun WWE'nin senaryo inandırıcılığını, kayfabeyi arttırmak için basına, gazetecilere, kendini çok bir şey zanneden tiplere
haber sızdı, haber ilettiğini düşünüyorum. WWE iletişim departmanının. İşte Enzo sevilmiyor, Enzo şöyle, Enzo böyle diyerek senaryodaki inandırıcılığı arttırdılar. Ki bence bu muazzam bir hamle. Fakat buna koşulsuz şartsız gazetecilikten uzak bir şekilde inanan işte tipler bunu servis etti sosyal medyada ve yerel basınlarda, gazetelerde. Yani bunu bence değerlendirilebilir bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ve ben bunun kurgu olduğu kanaatindeyim. Enzo'nun arka alandaki muhabbetlerinin. Farklı bir görüş. Evet. Güzel bir görüş. Ben o kadar emin değilim ondan. Çünkü Enzo'nun en popüler halinde hani Big Cass'le takımken bile hani ve o takım böyle şey WrestleMania'ya giderken kemer maçına falan yine aynı haberlerin onun hakkında çıktığını biliyoruz abi. Hani yani böyle bir durum yokken, böyle bir senaryolaştırma yokken de aynı haberler. Abi çıkıyor. diğer feyitlerde de hani arka alanda konuştuğu söylenen şeylerin promolarda dile getirildiğini görüyoruz. Ne? Diğer feyutlarda da arka alanda olduğu söylenen şeylerin promolarda dile getirildiğini görüyoruz diyorum. Ne mesela ya? The Miz, mesela Roman Reigns. Birçok sefer hani arka alanda bahsedilen olayları promolarında dile getirdi. Evet. Yani bence bu biraz WWE'nin kurgu yönü hani real hayatmış gibi basına servis ediliyor gibi duruyor kardeşim. Bu bence değerlendirilebilir bir ihtimal. Var olan şeylerin hani senaryolaştırılması desen okey ama yani hani var olmayan şeyler olduğuna ben inanmıyorum çünkü hakikaten Enzo'nun abi ana kadroya çıktığından beri adamla ilgili bu haberler çıkıyor. Ben de şunu düşünüyorum abi, yani WWE şirketi düşündüğümüz zaman hani 100'e yakın güreşçisi var. 115, 220 hatta 150'ye bile gidebilir. Tam sayısını bilmiyorum. Abi yani Enzo Amore ile Roman Reigns arasında WWE'nin gözünde hiçbir fark olmaması lazım. Senaryo olarak demiyorum. Senaryo olarak olsun. Hani güreşçi olarak. İkisi de güreşçi, ikisi de şirkete para kazandırıyor. İkisi de çok merch satan adamlar. Tamam. Yani Roman Reigns denilen adamın tutup şeyi otobüsten atması, Enzo Amore'yi otobüsten atması mesela bana çok çok abartı bir olay gibi geldi. Yani Roman Reigns şimdi iki meslektaş arasında bunların birbirine üstünlüğü yok ki yetki olarak. Kim tutuyor da atıyor şey olarak? Ya bence vardı. Abi Roman şey Reigns var, çok bak, göz önünde olabilir olan bir isim. Hani öyle bir şey doğrudur. Ben inanıyorum yani öyle bir şey. Hayır hani, ayrıca şey diye bir şey de var vardır, abi. Vardır. Hani, buna şirkette vardır. Sözü geçen adam olmak diye bir şey de var abi. Soyunma odası önderi olmak diye bir şey de var yani. Ya şöyle, aynen bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani John Cena'dan biri de. John Cena'nın arka alandaki şeylerini biliyorsunuz değil mi? Hani mesela herkes ya bilir. Ya o farklı. Mesela hayır. Alex Riley olayı, John Cena'nın. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Herkesin hani bazı kişilerin torpili var yani bu şirkette. Ağırlığı var yani. O konumundan dolayı gelen bir ağırlık biraz da. Mesela Randy Orton'un en büyük örneklerden biri bence. Abi yine de hani konumundan dolayı hani evet biraz konumuyla da alakalı ama şirkette hani her zaman soyunma odası önderi denen adamlar vardı yani hani. Ya, onu vurgulamak istiyorum işte. Yani mesela Roman Reigns şu anda bence önderlerinden midir? Öyle görünüyor zaten yani. Ya Undertaker'ın full timer'lıktan çekilmesinden sonra Reigns'e kaldı iş. 15 yılından beri falan. Ya mesela Undertaker'ın Drew McIntyre'ı federasyonda pitch etip yollattırması. Mesela John Cena'nın Alex Riley'i yollattırması Tyler ya da John Cena'nın tutup bununla paralel şeyler değil. Kendisi bıraktı. Ha onu diyorum. Bununla paralel şeyler değil. Bu Enzo muhabbetinin ben kurgu olduğu kanaatindeyim. O kadar çok dile getirildi ki bu senaryoyu yani CM Punk'ın shot promosu gibi biraz yani. Evet aynen öyle. Abi bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Konumuzdan tamamen alakasız. Hani ben Skype yoruma yazdım ama sizi bu radyo yayınından duyurayım. Triple H WWE Live eventinde ringlere dönüyor. Bu adam hep Madison, aynı şeyi. Madison Square Garden Show'u mu? Hayır, Santiago, Şili. Acaba hangi birisi çıkıp saçma sapan bir pedigree yapacak merak ediyorum.
Yani linklere geri döndüğüne dair WWE hesabından az önce şey yapıldı. Bobby Roode gibi hissediyorum şu anda. Abi Triple H bu yapıyor yani. Mesela rastgele gelip şey mesela Pedigree yapıyor. Ne bileyim hani Zack Ryder'a yapıyor. Yapıyor yani bu adam. Duyuru buysa eğer şey değildir ama hani ne bileyim squash da olsa bir maça çıkarsın yani. Yok ringlere dönecek. Ringlerde kapışacak. Yeah. Hayır. Haber çıkmış. Squash da tamam. Olsa bir maça bir squash'a çıkar yani. O zaman şey, Neville'ın ayrılışına geçelim, onu hiç bahsetmedik. Bildiğim kadarıyla Enzo Amore'ye yenilmesi söylendikten sonra Neville bunu kabul etmedi. Ve arka alandan çıkıp şirketten ayrılma kararı verdi. Bence bu soruyu nasıl soruyor biliyor musun? Yılların en değişik olaylarından biri kesinlikle bu. Bu soruyu nasıl soracaksın biliyor musun? Hani mesela sallıyorum, Güre böyle bir tek şey öğreniyor Güre sonucu. Diyor ki yani... Sen gene Enzo'ya yenileceksin. Sizin tepkiniz ne olurdu? Bence öyle soru soruyor. Yani o öyle şey sorma da bence öyle daha mantıklı olur. Nasıl yenileceğim olurdu benim sorum yani. Ha işte mesela. Abi bir önceki yenilgim belli. Abi geçen hafta yaptığın şey belli. Hani niye? Abi ben var ya yemin ediyorum çok uzun bir süre inanmadım. Çok uzun bir süre dedim ki bunlar saçma sapan dedikodu. Hatta hala bir ihtimal diyorum Neville ayrılmadı bunlar oyun diye yani. Hani herkes de yiyor bunu diye. Abi çok mantıksız ya. Çok mantıksız abi. Sen Ocak ayından beri Cruiserweight kemerine şey yapmışsın. Hani ambargo. Hakimiyet kurmuşsun. Bu arada 205 Live'ın iki tane yükselen yıldızı Jack Gallagher'la Akira Tozawa senin elinden geçmiş. Austin Aries senin elinden geçmiş. Austin Aries senin elinden 4 maç geçmiş. Abi yani King of Cruiserweight Tim ben diye dolaşıyorsun. Hani ve şey yani hani ne yapıyorsun abi? Bir yenilgiyle bir tek kemerin gitti diye mi bu? Tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Zaten orada kemeri kaybetti yani. Orada ilk şovda gözüküşünde bir de Fallen King düşmüş kral olarak gözüktü ya. Abi Neville yaklaşık 4 yıldır ulaşabileceği en yüksek noktadaydı o Fallen King gimmickiyle. Harbiden resmen, yani resmen kendi kendini yaktı abi adam. Abi şey adamın Reign'inin adamın Cruiserweight kemeriyle olan alakasının en tepe noktasıydı o ya. Hani o Enzo'ya yaptıkları o kemer hakkını kaybedecek olmasına rağmen Enzo yaptıkları hani abi bütün şampiyonluğu boyunca yaptıklarından daha kıymetliydi. Oradan yürüyüp gidebilirdi yani. Anlamıyorum. 2 ay kemer feyodundan uzak kal abi ne olacak yani. Hani ki hakikaten ayda, anlamak. Ki 2 ay da sürmedi yani. Bak bir ay sonra hemen Kalisto aldı. Belki de Neville olsa orada. Neville alacaktı orada. Size yemin ediyorum şu an Jinder Mahal'ın ana kemer şampiyonu ya. Ya Neville bize bambaşka şeyler izletirdi ya. Ana kemer şampiyonuyla birlikte. Bir anda şampiyon olsa mesela ana kemer kalsa öyle şeyler izletirdi ki yani o son haliyle. Yani abi hakikaten yani. Şu kemerin başına gelen en iyi şey Enzo'nun kemeri o şekilde almasıydı abi. Ve yani hani ben bunun bu kadar tepki çekmesini hiç anlamlandıramadım abi. Kemeri kaybetmesi Neville'ın karizmasına mı sarstı ya hani? Bir gram sarsmadı abi daha büyük karizma sahibi oldu. Adam yok abi hakikaten bu yüzden şirketten ayrıldıysa yani 100 yılın salağıymış. Hani çok laf ediyoruz ya CM Punk'a falan yani. Abi hani Punk bir... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? CM Punk'ı Danercim kusura bakma hiç sevmeyen bir adamım. Doğru, her yerde de gömen bir adamım. Sırf o ben wrestling mayemeyine ben de çıkmadım dediği için. Ama bu yaptığı hareketle CM Punk'ı 27'ye katlayıp 32 ile çarptı yani. Neville harbi. Benim gözümde şu an eğer bu sebepten ayrılırsa ki çıkan haberlerde bir de şey muhabbeti geçiyor. Hani şart koşuyormuş şunları istiyorum o zaman kalırım tarzında bir şart koşuyormuş. Hani gerçekten bu kadar acı çektiriyorsa abi indilerde iyi bir kariyer elde edebilirsin ama bu konuma bir daha gelemezsin bence. Hani bence bu konuma bir daha gelemez. Ya o konumu önemsemiyor olabilir bu arada yani hani önemsemiyor olabilir. Bu arada hakikaten indide yani abi hani New Japan'e kadar yolu var yani hani şey. Hepsinde de başarılı olabilecek kadar olur. Bir yeteneğe evet. Sahip yani. Hani şu an çok yetenekli bir adam. Aynen öyle. Ama abi ne bileyim yani
çok büyük saçmalık ya. Şu yaşananlar abi, ben anlam veremiyorum ya. Neyse. İlerleyelim abi. O zaman değişen maçlardan önceki son maçımız Alexa Bliss vs Mickie James. Şampiyonumuz Alexa Bliss geçen ay No Mercy'de herkesi yendi tabiri caizse. Bir tek Mickie James hariç. Feyutlu şey üzerinden gitti. Yaşlı kadın, yaşlandın artık bırakman lazım geyikleri üzerinden gitti ama ben beğendim bunu. Nia Jax de işin içine girdi tabi ara ara. Ama sonra Mickie James maç hakkını almayı başardı Nia Jax'i yenerek kendisi. Yani bu nereye bağlanır? Alexa kazanır mı? Mickie James son bir Natalya görür mü? Fatih senin dediğin gibi. Ne diyorsunuz beyler bu konu hakkında? Öncelikle Burak hoş geldin chatte. Alexa Bliss'in üzerine giydiği montun, Raw Kadınlar Şampiyonluğu montunun artık Alexa Bliss'e çok fazla büyük geldiğini görüyoruz. Alexa Bliss o montun içinde kaybolan bir güreşçi haline gelmeye başladı. Bu kadar uzun süre, bu kadar etkin ve bu kadar alternatifsiz olmasının nedeni Raw Kadınlar rosterinde karşısına çıkarılan her güreşçinin Alexa Bliss karşısında yok olması. Yok olmasının sebebi de her türlü Alexa'da kalması. Yani Raw Kadınlar Booker tayfasının da inanılmaz bir şeyi var. Kemer rein politikası var. Geçen sene Charlotte yapıyordu bunu. Kemere iki tur bindiriyordu. Sonra kıçına tekmeyi basıyordu Charlotte. Bu sene de aynısını Alexa Bliss'te görüyoruz. Ama Charlotte bu yeteneğe sahip bir güreşçiyken Alexa Bliss kesinlikle değil ve bu değişmeli. Tabii canım, Charlotte'la bir tutamazsın. Yani şu an Charlotte açık ara, yani en iyisi bence kadınlar divizyonunun. Açık ara yani. Katılıyorum. Açık abi, ara, açık şöyle ara. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Alexa Bliss dediğimiz insan tam bir sports entertainer. Ne diyorum? Şunu diyorum. Spor eğlencesi uzmanı. Bir güreşçi değil. WWE'de zaten spor eğlencesi uzmanlarına bakıyor. Seyirciyle iletişim kurabilen insanlara bakıyor. Ki günümüzde baktığımız zaman The Miz'le beraber, Enzo'yla beraber üçüncü sırada ben Alexa Bliss'i sayarım. Seyirciyle iletişim ya konusunda. Seyirciyle ama iletişimi bilmiyorum da ben sıkıldım yani. Hayır ben şimdi devam demek edeceğim. Demek ki benimle iyi iletişim kuramıyor. Hayır, evet. Şimdi oradan devam edeceğim zaten. Ha. Ama abi işte tam ama diyecektim. Sen benim diyeceklerimi dedin. Ama abi yeter. Neden yeter? DDT ile maç kazana kazana tamam, burası bir spor şey şirketi. Allah razı olsun, eyvallah da yani yeter de artık DDT ile maç kazanmaktan daha ileri giden bir şampiyon görelim. En azından Mickie James bir süper kick, mid kick falan deniyor, bir şeyler yapıyor. Bu birinci seçeneğim. İkinci seçeneğim şu. Alexa'nın neden kaybetmesini istediğime dair. Yani Natalya yapacaklar diyorum hala. Natalya Poliçit'i uygulayacaklar diyorum. Belki Natalya kadar uzun süreli bir kemer reyini geçirmez ama en azından dinlerin dediği sıra yakın geliyor. Yani WrestleMania'ya yine Alexa Bliss, Sasha Banks gidecektir. İkisinden biri gidecektir. Belki ufak bir ihtimal Bayley de gidebilir. Benim iyiden edildiğim suçmaya başladı ya. Karşısına olası bir Royal Rumble'ı kazanacak Asuka WrestleMania'da çıkacaktır. Bence şu an 4 aylık 5 aylık plan bu yönde. O yüzden ben kısa vadeye dönecek olursam Mickie James'in yarın ya da temiz bir şekilde ya da yine Nia Jax şeylere gelirse, ben aldım verdim ben seni yendim modlarına girerse Nia Jax gelip yine bir Revolution yapar onu orada. Evolution yapar. Kazanırlar giderler abi maçı. Yani yapacak bir şey yok yani. Ama ben Mickie'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani Nia Jax'in booking falan çok gözüme batmıştı bu feud esnasında. Alexa, geçen hafta da dedim. Alexa'ya sen Evolution çektin. Ondan sonra gittin soyunma odasının arkasında durdun. Ne alaka yani? Gerçekten ne alaka? Evet, AJ Styles PL demiş ki Charlotte SmackDown'a geçmemeliydi. Valla Charlotte'ın herhalde SmackDown'a drafti kariyerinin en kötü hareketlerinden biri oldu diyebiliriz bence... Charlotte adına. Çok iyi bir karardı. Sonrası sıçtı abi. Charlotte'ın rolda yapabilecek hiçbir şey kalmamıştı ya. Hani peki şu an mesela Bray Wyatt'ın da çok saçmaydı bence.
Raw'ı şeyi. Abi şey kaplanması. Charlotte'ın Raw'da yenmediği isim kalmadı ki. Tekrardan mı karşılaşacaktı Sasha Banks'le Bayley ile? Sasha'ya 6,5 yıl da girdi. Charlotte için kendini yenileme şeydi, şansıydı SmackDown. Abi o da şeye gitti yani, çoklu maç şeyine, fetişizmine kurban gitti yani Charlotte'ın gelişi de. Yani hakikaten yani sürekli çoklu maça çıktı. Üzerine de şey, babası rahatsızlandığı için kaç hafta, 6 hafta mı şovlardan uzak kaldı? Yani çok uzun süre şovlardan uzak. Yani öyle bir yani, şey. Charlotte'ın SmackDown'a geçmesi zorunluydu. Yani hakikaten zorunluydu ya. Hani abi Raw'da yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Bak şey, hani erkek süperstarlarla karıştırıyoruz bazen. Değil abi. Gidebileceği tek kemer var. Kemer dışında gidebileceği bir şey yok. Hani yani ben de bu yoruma katılıyorum ve kadınlar divizyonunun acil bir tek team şampiyonluğuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Abi ben sadece tek team şampiyonluğu değil. Yani. Abi şey, NXT'den çıkaran abi kadın. Hayır. Bak, Raw kadınlar şampiyonluğu potasında 3 isim var, 2 isim var. Geriye kalan 10 kişi ya da 6 kişi, 7 kişi bomboş. Çoğu zaman görmüyoruz bile. Mick James'i 2-3 hafta öncesine kadar görüyor muyduk? Görmüyorduk. Neredeydi? Yok. Bu tek team'de de oynayabilir yani bu isimler. Abi, Mick James izlenilmesi onu, değerli bir güreşçi. Onu geçiyorum. Eğer bak şey yani, kadınlara özel bir show falan çıkartmayı planlamıyorlarsa abi, NXT'den gelecek kadınların hepsi heba olacak. Hani abi çok Liv Morgan falan jobber takılıyor NXT'de abi, yani o kadar derin bir kadro var. Bir kemer daha yani, tek team kemeri kesinlikle ya, ama birkaç yıl içinde zaten şey hani Intercontinental yani şey, kadınlar erkeklerle güreşmeye başlayacak birkaç sene içinde WWE'de, ama şu anda en azından şeye ihtiyaç var yani, bir tek team kemerine ihtiyaç var. Doğru. Bu arada şey, Alexa Bliss'i ben çok gereksiz gömüldüğünü düşünüyorum şu anda şu yayında. Yani kendi adıma söyleyeyim. Hani tamam, çok seviyorum, ediyorum. Ayrı bir durum. Ama abi yani daha iyi bir şampiyonluk şeyimiz var mı? Var mı? Kadrolar, rol kadrosu. Yani gayet tertemiz. Yani şey, yani DDT ile maç kazanıyor. Tamam, amen. Maçları abi, booking'i yazılırsa eğer iyi gidiyor. Hani tamam. Ama abi kadının her segmenti de çok zevkli ya. Hani ben bir segmentini izlerken kadının şampiyon olduğunu hissediyorum. Bayley'de mesela bunu hiç yaşayamadım yani. Yani o yüzden Alexa iyi bir şampiyon. Dedim ya abi, yani spor eğlencesi. Abi dedim çok ya. Özür diliyorum. Alexa için demiş ki Burak, TV Championship falan olsun, en güzel kadın alsın işte, Alexa'dan da böylece kurtulalım demiş. Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Abi bak, şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, ben Alexa'ya az önce DDT ile maç kazanıyor falan dedim de, burada değerlendirdiğim şey bir indie show, NJPW değil. Dediğim gibi burası bir spor eğlencesi şirketi ve dinlere o konuda ben katılıyorum. Yani elimizde daha iyi bir şampiyon yok. Banks. Söyleyemiyorum. Elinde daha güzel bir şampiyon yok değil. Eline daha güzel bir şampiyon yaratılmak istenmedi. Aşağıdan kim geldiyse Alexa Bliss iki tur bindirdi. Hadi abi dedi. Bekleyen var sırada dedi. Yolladı yani Alexa. Bu geçen sene izlediğimiz Charlotte senaryosunun Alexa'ya uyarlanmış hali. Aşağıdan birileri de gelmedi be abi. Yani kadın aylardır Alexa'yla şeyle Bayley'yle Sasha'yla feud daha aylardır. Abi bir dayayacaksa Emma bir maçlığına çıktı yani. Onların da ya, devamı gelmedi. Gelmedi mi, sunulmadı mı? Şimdi Alexa Raw kadınlar divizyonunun baş aktörü olarak görülüyor Booker tayfası tarafından ve ben Alexa Bliss'in bu monta artık küçüldüğünü görüyorum. Özür dileyerek bir 10 dakika müsaade isteyebilir miyim sizden? Tabii. Teşekkür ederim. Ben bu montun Alexa Bliss'e artık çok büyük geldiğinin kanaatindeyim. Tamam.
Bakalım şey yani. Belki Mickie James harbiden alır. Ve şey yani Alexander ya kaybedip abi, geri alması tekrar tazeler. Ha, Mickie James alacaksa Alexander 2 hafta sonra almasın yani. Alır ama. Alır. Abi Alexa WrestleMania'ya gidecek. Alexa çünkü tam bir WrestleMania'da kaybedecek kötü. O şeye abi o üstün face'e, üstün iyi karaktere WrestleMania'da kaybedecek kötü karakter Alexa tam olarak. Belki fizik olarak değil ama karakter olarak kesinlikle öyle katılıyorum dinlere. Çok karakter olarak çok dominant ve yani şey Asuka'yı asla yenemeyecek. Asuka'yı WWE kadrosundaki Charlotte dahil hiçbir kadın şu hype'la yenemez zaten. Hiçbir kadın şu anda yenemez zaten. Ama şey yani Alexa en azından kemeri ona karşı götürüp bir de şey yani o Road to WrestleMania'da hani şey şampiyon Asuka'ya benim diyecek kişi yani hani. Evet. Sizce kim kazanır? Mickie James. Alexa kazanır bence. Ben de Alexa'nın kazanacağı kanaatindeyim. O zaman devam mı? 3-1 ile uğurluyoruz bu maçı da. Beni uğurlamadı ama. Şimdi artık önemli maçlara geçebiliriz. Pay-per-view'de beklenen maçlara. Önceki maçımız Finn Balor vs Bray Wyatt idi. Ancak haberlere duyduğunuz üzere Bray Wyatt... Ege sesin gelmiyor bana. Gelmiyor mu? Geliyor ya. Tamam. Bray Wyatt, Jojo ve Bo Dallas, Jojo Bray Wyatt'ın sevgilisi, Bo Dallas da kardeşi Bray Wyatt'ı. Üçü de menajit oldu. Ve üçü de şovda yer almayacaklar. Bray Wyatt da böylece şovdan çekilmiş oldu. Onun yerine ise SmackDown'dan bir maçlığına gelecek olan AJ Styles dolduracak. Club'ın, Bullet Club'ın iki eski lideri karşı karşıya gelecek yani. Çoğumuzun beklediği maç. Finn Balor vs AJ Styles. Finn Balor burada Demon Jimmick'ini yeniden getirecek. Bray Wyatt'a özel değil. Sözü sizlere bırakıyorum o zaman. Uzun uzun değerlendirelim burayı. Açıkçası şöyle konuşayım. Biraz şöyle bir bakış açısı yaratayım. Sizce bu maçın bu şekilde duyurulmuş olması ne tarz bir heyecan yarattı? Ya da bir heyecan yarattı mı? Ya da bir şekilde anlamlandırabildiniz mi? Ya da bunu bu şekilde duyurmasanız da pazar günü, pazar gecesi hiçbir şeyi, hiç kimse hiçbir şey bilmiyorken tutup da işte Sister Abigail'in AJ Styles'ın Finn Balor'la Bullet Club'dan olan husumetinden ötürü Sister Abigail'in AJ Styles'ı ringe ışınladığını ya da arenaya getirdiğini senaryolu bir şekilde kurgulasalar sizce daha mı heyecanlı olurdu? Ben de böyle bir bakış açısı yaratayım. Evet. Hayır. Şimdi öncelikle şey AJ Styles bir sonraki WWE Championship adayı SmackDown'da. Bu dediğin abi adamı şeye getirirdi. Raw'a getirmek zorundaydı ve şey hani yani apayrı bir feud'a sokması demekti ve şey yani WWE Championship zaten bu kadar kötü bir durumdayken hani çok açıkçası ben bunu tasvip etmezdim. AJ Styles SmackDown'da kalmalı. Şu anda benim ilk görüşüm o. Diğer taraftan maça AJ Styles'ın hani bu şekilde duyurulması gerekli heyecanı yarattı mı? Yaratması gereken heyecanı yaratmadı çünkü Kurt Angle haberiyle birlikte geldi haber. Kurt Angle daha büyük bir heyecan yarattı. Ve Roman Reigns yine Shield'la ilgili bir şeyde ortadan kaybolduğu için çok ilginç şekilde. Hani bütün bunların yanında AJ Styles vs Finn Balor gerçekten çok yaratması gerekenin çok az heyecanı yarattı. Ha bu arada maç da öyle şey hani Blood Club'dan falan öyle şeyler hani bir feud falan çıkarmayacak. İkili face karşılaşacak. Yani gayet hiç Blood Club'ı karıştırmadan yapacaklar. Evet. Anderson ve Gallows'un bence... karışma olasılığı yok mu odur? Abi bence ya, ki... Abi... Ben mi konuşuyorum, sen mi konuşuyorsun? Konuş abi, konuş. Ben tekrar alırım sözü. Bunu uzun uzun tartışalım zaten. Heh. Abi şimdi öncelikle ben, madem uzun uzun tartışıyoruz o zaman biraz daha geriden alayım konuyu. Abi Gür'ün dediği şey güzel olabilirdi. Nasıl olabilirdi? İşte Sister Abigail kastı. Mesela bunu hiç duyurmadan. Mesela senin için özel bir rakibim var. Onun beynini yıkadım ben deyip. Sadece bir maçlığına heel AJ Styles geri gelebilirdi. Bir maçlık beynim yıkan. Sonra SmackDown'da çıkıp
şey yapabilir. Tabii o geceyi unutmak istiyorum Daniel ya da o geceyi unutmak istiyorum Shane diyebilir de AJ Styles yani. Baba ki, AJ Styles ne yani hem? Raw Brand'de hiç mi adam kalmadı? O da garip ve ilginç. Onun sebebi de şu biraz abi şey şimdi bütün feud'u şey bütün şovu Shield'ın dönüşü üzerine hazırladıkları için ve o patladığı için muhtemelen yani bir tane bombanın etki etmeyeceğini düşünerek ikinci bomba olarak AJ Styles'ı koydular oraya. Yani çünkü gerçekten abi şov çok rezil bir yere gidiyordu abi yani. Şimdi rezil bir yere gitmedi mi? Abi bir şekilde en azından reklamını toparlıyorlar yani şovun rezil olup olmaması değil şu an. Yani şovun ben rezil geçip geçmeyeceği düşüncesini yaratmaları önemli. Kesinlikle katılıyorum ama bu şekilde olmamalıydı. Bunu bu şekilde değil de şov anında öğrenseydik, maç başlamadan önce öğrenseydik arena yıkılırdı abi. Ve yani yıkılırdı hani, ama şey yeterli şeyi alamazdık bir türlü ve şeyi sürekli atlıyoruz abi. Bu adamların hastalık haberi çıkmıştı. Bray Wyatt'ın hastalık haberi çıkmıştı ve zaten ve hani show sırasında söyleyecek olsalardı biz zaten hani iki gün önce bugün zaten Bray Wyatt'ın show'da olmayacağını yerine başka birinin güreşeceğini falan öğrenmiş olurduk yani çoktan. Hani abi şey gibi bu artık No Mercy geçen yılki No Mercy gibi. Bu çünkü şey değil hani yani senaryo spoiler'ı da değil. Adamın hasta olduğu haberlere düştü yani hani. Hani spoiler bu kadar şeyken hani bu duyuruyu ben doğru buluyorum açıkçası. Yani, bu arada sağlık konusunda yapabilecek çok şey yok. Az önce çıkan bir habere göre Kurt Angle'a bağlayacağım konuyu. Foruma girilmiş. Ryan Sutton'in haberine göre Kurt Angle WWE'nin 4 büyük PPV'sinden birinde daha görüşecekmiş. Az önce foruma girilmiş. Bunu da sizinle paylaşmak istedim hemen. Rumble, ve WrestleMania. Ve şunu da söylemek istiyorum. Rumble, WrestleMania, Survivor Series veya şey SummerSlam veya büyük ihtimalle Survivor Series'de kullanacaklar o şansı. Ben son yorumumu yapayım AJ Styles Finn Balor hakkında abi. Burada bir indie show konuşuyor olsaydık. Yani böyle tırnaklarımın ucundan böyle hype akardı yani böyle. Olurdu böyle ne oluyor falan hani böyle uçardım havalara uçardım. Ama abi ben WWE seyrediyorsam, ben hikayeye önem veriyorsam ben puanlamamı yarı yarıya hikayeye vermek zorundayım. Kendimi öyle görüyorum yani. Ben bu maçın, ya ben bu zaten bu şovu direkt 5 üzerinden değerlendireceğim. Ondan değerlendirmeyeceğim yani. Direkt 5 üzerinden değerlendireceğim çünkü hikayeyi batırdılar. Ellerinde olan bir şey değildi katılıyorum. Ama sen her şeyini bir ata bağlarsan ve o at sakatlanırsa böyle yarı yolda kalırsın abi kusura bakma. Kimse sana demedi Rav'ın en yüksek momentumunu 8 adamını tutup bir maça sok diye. Böyle bir risk alıyorsan. O karar zaten çok acayipti ya hani yani abi 3'e 3 başladı 4'e çıktı 5'e çıktı hani ortaya kemer koymadın bir şey yapmadın zaten şey yok hani ana kemer yok. Çok garip bir karar geliyordu bana. Shield'ın dönüş partisi olacaktı. Çok ilginç bir şekilde. Ya bu arada şey Finn Balor Earth AJ Styles'ı bitirmeden hani o konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Finn Balor şikayetçiyiz hepiniz. Ben hala şikayetçiyim. Ya bu yani, Kurt yani bu şöyle bir şey söyleyeyim. Bray Wyatt versus İşte Sister Abigail versus Demon King'den şikayetçi olan adamın çözümü AJ Styles vs. Hayır böyle bir şey demeyecektim. Böyle bir şey demeyecektim kesinlikle. Hepiniz şikayetçiydiniz değil mi? Evet. Feyyod'un işlenişinden, işte yaşananlardan. Hani ben radyo yayınlarını hatırlıyorum. Hepiniz şikayetçiniz. Bir tek herhalde ben bu Feyyod'dan memnun olan taraf. Abi şöyle Mehmet senin sesin kesiliyor çok. Hikayetin Finn Balor vs. şey maçı. Artık çok güzel bağlamışlardı. Hani yani çok güzel olabilecek bir noktada bağlamışlardı final. Hani gerçekten iki hani Finn Balor'a bu mu Demon diyorduk işte White'a sürekli laf ediyorduk bu mu Mystic diye. İkisi de tam karakterlerinin zirve noktasına çıkıyorlardı. Gimliklerinin zirve noktasına. Abi gerçekten çok büyük bir şanssızlık şu ya. Bütün fail'ı çok iyi anmanıza sebep oluyor. Ben ona çok çok üzülüyorum yani. Öyle bir yani, taraftan bakmak istedim.
maçın senaryo olarak hiçbir şey beklemeyeceğimiz bu açık ortada zaten. Son dakika maça eklenen bir adam var. Karşısında Finn Balor var. Yani ring içine abanacaklardır herhalde kurtarmak için. Çok bulaşmayacaklardır güreşçileri diye düşünüyorum ben. Kafanıza göre takılın diyeceklerdir. Abi ben tek bir şey söyleyeyim mi? Hani her zaman görüyoruz ya şey haberlerini. Bu adam WWE'ye gelse hani ring içeri girdiğinin %80'i yasaklı hiçbir şey yapamaz. Sadece bu şovluk eğer o ring içi yasaklarını kaldırmazlarsa 2017'nin en rezil şov olmalarında gidiyor bu TLC. 10 saniye içinde geliyorum hemen. Bence 2010'ların en rezil şovu olmaya doğru gider eğer gene kısıtlama yapılırsa. İlk Owen Styles maçları gibi olursa yani. Yani. Bir de şimdi şöyle bir durum da var. Jinder Mahal'ın maça karışma olasılığı da var. AJ Styles'ın aleyhine müdahale ederek. Yok canım. Bu maç niye yapılıyor? Olabilir zaten? Abi. Niye olmasın da. Ben şunu da söylemedim. Şimdi abi buradan bir hikaye... Bak hikayesizlikten hikaye çıkmaz abi. Uğraşmadan direkt hani bu maçta böyle bir 5 yıldızlı bir maça oynamak, hani lafın gelimi söylüyorum, ben size zaten vermez de 5 yıldızlı bir maça oynayıp ring içiyle insanları tatmin etmek zorundalar. Buradan bir daha bir hikaye bağlamaya çalışırlarsa hani şu an şey yapmış durumdalar, pislemiş durumdalar, şey yapacaklar, iyi de niye sıvayacaklar böyle WWE, yani böyle son bar dönemini yine rezalet geçirdi haberlerini bize verecekler. Yapacak bir şeyleri yok, farkındayım. Ama yine söylüyorum. Sen köklü bir şirketsin. Sen dünyanın en büyük 10 spor eğlence şirketinden birisin. Sen her şeyini bir gruba, bir maça bağlayamazsın. Sen elindeki en yüksek 8 adamı bir maça sokamazsın. Yapamazsın abi böyle bir şey sen. Bunu ben düşünüyorsam, bunu ben Konya'da yurtta otururken düşünüyorsam, WWE'de oturan, 32. katta oturan Vince McMahon CEO denilen CEO da düşünmek zorunda abi. Ya olaylar şeyden sağa sardı zaten. Ya, hayır bence olay. Ha bence abi ne olmalıydı biliyor musun? Brock Lesnar şova duyurulmalıydı ve Brock Lesnar Open Challenge yapmalıydı. Bu anca böyle kurtulurdu bu pay-per-view. Ama çok başka şeylerin peşinde oldular gene. Bence Brock Lesnar Open Challenge yapsa pay-per-view'da çok daha eğlenceli şeyler izleyebilirdik Finn Balor, AJ Styles'a nazaran. Cümleni baştan alabilir misin? Yeni döndüğümden kaçırdım da. Buraya gör. Cümleni baştan alabilir misin? Ya TLC'nin şeyinden bahsediyorduk. Heyecan seviyesinin düşüklüğünden bahsediyorduk. Ben de Finn Balor, AJ Styles maçı yerine Brock Lesnar Open Challenge yapsa bu pay-per-view'a gelip daha eğlenceli şeyler izlerdik diye öyle abi, bir görüşte bulundum. Kim gelecek Open Challenge'a şimdi? Ya herhangi biri. Bu adam en azından Survivor Series'de görecek Jinder Mahal'la. Ha bu arada bir şey de söyleyebilir miyim? Bakın title son defense gördük yani en azından. Son bir şey söyleyebilir miyim? Bakın AJ Styles şu an o konulara girmek istemiyorum ama yani Baron Corbin'e temiz yenildi. Finn Balor'un da Royal Rumble civarlarında falan Universal kemerine aday olması bekleniyor. Bu adamlardan hangisi? Zaten AJ Styles kaybederse zaten hani momentum zaten sıfırın altına düşecek. Finn Balor kaybederse oradan bir daha Royal Rumble Universal kemerine nasıl bağlayacaksın? Hani çok riskli kararlar verdin. Umarım hani hikayesizlikten hikaye çıkmaz diyorum ya. Umarım güzel bir hikaye falan bağlarlar demek istiyorum. Ve Mahal'a buradan bağlayacaklar abi. Ve buradan umuyorum ki brand kavramını kaldırın. Allah rızası için kaldırın. Yeter. Hayır abi ya. Hani gerçekten yok brand ya, kavramı yok ya. 10 yıllarda o olmuş en iyi şey tekrar brand kavramını kazandırmak. Abi bu kadar yoğun bir kadroya, bu kadar fazla yeteneği olan bir kadroya tutup da tek brand yaparsan her hafta her haftanın iki günü pazartesi salı millete Shield izletirsin. Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins üçlüsünden başka bir şey izletmezsin. İşte abi Grant kavramı bir 10 sene.
bir 10 sene gider. Ya yok, Ege istisnalar kaydeyi bozmaz. Bu brand olayı, bu yetenek yoğunluğu varken bir 20 sene gider yani. Hatta abi bir 3. brand bile gelebilir yani. 2015'i hatırlasanıza be. Ney? 2015'i hatırlayın diyorum SmackDown şovlarına. Roman Reigns, Dean Ambrose, Roman Reigns, Dean Ambrose, Roman Reigns, Dean Ambrose, Roman Reigns, Dean Ambrose. Ay, SmackDown izliyor muyduk abi brand ayrımı gelene kadar? Yok, izliyor muyduk? Deal falan çok çok az baktım SmackDown'a. Abi son deal. Ben 2 sene, 2.5 sene neredeyse hiç bakmadım. Çünkü Raw'da olan her şeyin Raw'da atılan her senaryo temelinin gelişim aşaması SmackDown'da işlendi. İzlemek için hiçbir sebep yoktu. Oturup okuyordun, ha tamam baba deyip kapatıyordun. O da hikayeyi sağlamak için işte kafanda. Ha, hiç, aynen öyle. Brand kavramı WWE'nin intiharı olur yani şöyle bir dönemde kaldırılması. Yani çünkü brand kavramı kalkarsa gene aynı güreşçiye düşecek olay. Raw'daki 8-9 güreşçi, SmackDown'daki 2-3 aynı güreşçi SmackDown'da daha. Aynı SmackDown'da rol alacak. Gerek yok. Abi, gerek SmackDown'daki yok 2-3 güreşçiyi daha kat, bitti zaten. Yani ben... Aynen öyle. Ben tahminlere geçelim o zaman artık. Bak ayağı uzun uzun yardırdık. Ben Finn Balor diyorum. Jinder Mahal'ın müdahalesiyle diyorum. WWE'den böyle bir şey bekliyorum yani. Ben de Finn Balor diyorum. Mehmet, burada mısın? Ben de Finn Balor'cuyum. Ben de Finn Balor diyorum ve AJ Styles'ın abi temiz kaybetse de şu anda karizmasında bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşısına çıkacağı adam Jinder Mahal. Yani bunu unutmamak lazım. Jinder Mahal'le kirli kaybetse de karizmasına çok şey olur bence. Jinder Mahal'e kaybetmesinden bahsetmiyorum. Hani bundan bir gün sonra Jinder Mahal'in karşısına çıkacağı için Finn Balor'a yenilse de ne olur abi, hani yani ne olur yani. Hani. Yenileceği adam Finn Balor. İlk Universal şampiyonu. WWE'nin geleceğinin altın çocuğu olarak lanse ediliyor. Şirkette de önemli bir yeri var yani, belli. Haydi o halde şu muhteşem main event'i değerlendirelim hadi. O zaman şimdi muhteşem main event'imize geçelim. Normalde Shield vs. The Miz, Kane, The Bar ve Braun Strowman şeklinde olacaktı. Feud'u bir uzun uzun anlatayım böyle bir seyirciler yaşasın onu, dinleyicilerimiz. Önce Ambrose döndü biliyorsun. Çok uzatmayacağım. Ambrose döndü savaşı. Ambrose'dan bağladın lan. Nasıl çok uzatmadın? 3 ay önceden bağladın. Tek cümleye gireceğim, dur. Ondan sonra The Miz, Roman Reigns'e biraz bulaşmaya başladı. Cesaro ile Sheamus da geldi. Ambrose o zaman Cesaro ve Sheamus da Feud'daydı. Roman Reigns ekip arkadaşlarını topladı. Ondan sonra Shield kuruldu. Braun Strowman'a falan bir gözdağı verdiler. Bir dövdüler bunu. Strowman maça girdi. Son haftada Kane maça girdi. Şeydeki Kurt Angle ayarladığı olayla. Strowman Reigns maçıyla. 3'e 5 gibi garip bir maç türü oluştu ortada. Sonra Kurt Angle dedi ki herkes var, ben niye yokum? Roman Reigns o şov otobüsünden attı. Kendisi girdi maça. Hayır, sonra... Şu meşhur otobüsten atma olayı. En garip maçlardan biri, daha da garip oldu. Roman Reigns de menajit tarzı bir hastalığa yakalanmış sanırım. Bray Wyatt'la aynı tarzda bir şey. Abi Roman Reigns'in sakatlığı ne? Bu arada hala net bir bilgi düşmedi ya. Evet, o çok büyük bir acayip. Menajit değil değil mi bu? Viral enfeksiyon diye geçiyor. Abi menajit, tamam mı? Beyin ve omurilini çevreleyen zarların iltihaplanmasıdır. Öyle bir hastalık mümkün değil abi ya. Olsa da yani erken evrede tedavi edilmesi lazım. Bu adamlar her gün sağlık raporu oluşturulan güreşçiler. Sen tutup bunu erken evrede tedavi etmiyorsan federasyon kapatılma aşamasına varacak cezalara çarptırılabilir. Bu iş Türkiye'de böyle. Yani Birleşik Devletler'de düşünemiyorum yani. Abi o kadar da değil. TNA'de sağlık sigortası olmayan adamlar güreşiyordu bir ara yani. Adam ameliyatı için falan para toplanıyordu lan. Bağış alıyordu adam yani. Hani
Amerika'da da sağlık sistemi o kadar iyi değil de. Abi şey, bu arada viral enfeksiyonsa eğer abi, hani virüsü bir anda kapabilirsin ve aşısı olmayabilir bunun hani. Hani bunun aşı, düzenli aşısı olmayabilir ve virüsü bir anda kaparsın abi zaten. Hani hasta oldun mu oldun. Hani. Devam edelim. Gür düştü. Gür düştü. O yüzden cevap vermeme sebebi bu muydu? Evet. Yani bütün pay-per-view'un Shield'a bağlandığı, Shield'ın dönüşüyle uğraştığımız bu süreçte Shield'ın ortada olmaması zaten PPV'yi şeye çok düşük düzeye çekti yani. Tam Kurt Angle'a saygı duyuyoruz. Muazzam güreşçi. Aksini söyleyen zaten yanlış söyler. Tamam da Shield olmayınca da eksik geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de ben Shield marka olduğum için direkt. Abi şu kadarını söyleyeyim mi sana? Yapılan en büyük hataydı. Başka hiçbir şey değildi. Elinde Kurt Angle gibi bir jokerin var. Bir yerde oynatacaksın bu adamı ve belli. Bu adamı çıkartırsın mesela, hani bak Survivor Series'te Daniel Bryan'la beraber ikisini return yaptırabilirsin. WrestleMania'da Triple H'de feud'a sokabilirsin. Bak bunlar sadece benim şurada 10 saniyede otururken aklıma gelenler bak. Abi ikisi de facia fikirler. Yani çok örnek kusura bakma da. Angle, yani bir Daniel Bryan'ı tekrar ringe döndürmek facia olur. Hani onu söyleyeyim. Abi bu adam zaten dönecek. Bu adam ölümüne güreşecek. Ne yapalım? Bari WWE'de dönsün. Abi yani dönmesin ya. Hani bunca tatavayla emekli edildikten sonra dönmesin. Sırf hani şey böyle, hani güreşemiyor diye bir yıldır hani genel menajer olarak kafa açıyorsa eğer, güreşemiyor diye. Abi dönmesin ya. Ben son bir yılı bana küfür addederim. Ben son bir yılı bana hani hakaret addederim. Bir yıldır Daniel Bryan çekiyorum oğlum ben GM olarak. Böyle bir şey yok. Mehmet bir saniye. Son 3 dakikaları yokum da. Bir şey soracağım. Main Event hakkında. Sizce Shield TLC'de değil de dönüş maçını Survivor Series'te yapsın diye böyle bir hikaye uydurmuş olabilirler mi bile? Hayır. Sanmıyorum. Tamam. Ya elinde ben Shield vardı şu anda. Çok mantıksız olur bu. Yani bütün pay-per-view'u tek seferinde çöpe atmak bu yani, hani dediğin şey. Yani aynen. Çok da büyük bir pay-per-view değil ya. Çünkü yerine koyulan isim Kurt Angle abi. Yani ne alaka ya? Ne alaka? Bak ben sana bir şey söyleyeyim bak. İki yorum yapacağım. Birincisi. Abi sen daha Shield birleşmeden, bak Shield daha birleşmeden, hani bu arka alanda bir beraber durdular ya. Tabii. Hani evet. Oradan da önce bunun posteri sızdı bak. Bunun posteri ondan önce sızdı bak. Hani düşün, bu bir. Sen böyle körkütük ilerliyorsun bu senaryo, bu bir. Sen niye buradan sonra son anda iki gün kala hop baba dur biz Survivor Series'e kalalım deyip direksiyonu kırmaya çalışıyorsun? Bu çok mantıksız. Bir. İkincisi. Abi Roman Reigns Miss TV segmentini hatırlayan var mı? Evet. Miss TV'de şunları söyledi. Dedi ki abi dedi, sen dedi Jason Jordan'dan iyi güreşçi olduğunu mu sanıyorsun dedi. Ben seninle de ringe çıktım. Onunla da ringe çıktım. Sen o seni dedi sandviç yapar yer dedi. Değil mi mesela? Aynen, öyle. Abi daha ne bekliyorsun? Koy Jason Jordan'ı yerine. Hayır, Kurt Angle gibi bir Joker kartının ben burada harcanmasını abi algılayamıyorum. Ya niye TLC? Çok %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Ve bence şu an Vince McMahon günah çıkartıyor abi. Yani başka bir başta ben de günah çıkartıyor. Abi ilk başta ciddi niye Jason Jordan çok değil dedim ben de. Ama abi sonra bak AJ Styles'ın konulma sebebiyle aynı noktaya varıyoruz. Yani bütün şovu Shield'ın dönüşü üzerinden reklamını yaparsan ve Shield dönmüyorsa o şovda, ciddi hani satabilecek bir şey vermen lazım seyirciye. Hüseyin 1574 abi koyacaksın Elias Samson'ı demiş. Abi Strowman'ı gitarla alsa demiş. Katılıyorum. Abi şimdi Elias Samson da yani Dean Ambrose gibi Sakralik gibi düşük seviye güreşçilerle bir arada, Elias ayrı bir seviyede abi yani, geçin. Doğru. Nirvana level 99. Yani, abi I want to walk with Elias, tamam mı yani, hani bu konuda bir anlaşalım. Onu geçiyorum. Şurada da kopuyor. Reigns bu adama şey, yürü git bakayım ringten, burası bizim bölgemiz dedi. Ve bu adam Shield'ın iki üyesiyle yan yana duracak.
Abi ben size bir şey söyleyeyim. Bak bunları düşündükçe böyle var ya, benim beynim hani böyle kulaklarımdan akmak istiyor. Böyle sıvı konuma geçip böyle kulaklarımdan akmak istiyor. Abi sen hikaye şirketisin. Sen hikaye şirketisin. Hikayeden çıkamazsın bu kadar fazla. Sen abi, bu kadar absürt bir durumdaysan çıkabilirsin ve ilk defa da olmuyor abi bu. Yani hani abi Pay-Per-View'ların hikayesi çok fazla maç duyuruldu. Dur abi. Az önce Finn Balor AJ Styles maçına hepimiz Finn Balor kazanır demedik mi? Evet, doğru. Neden dedik? Abi WWE'de bir şey oluyorsa WWE'de bir şey oluyorsa anlamı olmalı abi. Bunun anlamı yok. Yani demek istediği Fatih'in bu ve %100. Abi yok. %100 ama yani. Şunu söyleyeyim. Kurt Angle hoş yerine geldin, kim gelse gelsin aynı yorum yapardık zaten. Bence hiç kimse hani, gelmemeliydi ya. 2'ye 5 mi olsaydı maç? Oha. Ya şöyle Ambrose'la Rollins'in beraber mücadelesini vurgularlardı biraz daha. İkilinin kimyasını göstermiş. Abi çok affedersin de maç... Şey diyeceğim, maçı Shield 3'lüsünün kazanacağı kesindi zaten. İkiliye düşürseler 2 kişi en hype'lı 5 tane heel mı yenecekti? 4 heel mi yenecekti? Gerek yok. Mücadele eder sonuna kadar ama sonra kaybeder. Yani ben açıkçası hani bu halin daha iyi buluyorum. Yani 2'ye 5'tense şunu daha mantıklı buluyorum. Abi bak şu Angle konusunda şunu söyleyeyim. Angle değil, başka biri gelse, Jason Jordan gelse, Matt Hardy gelse, o gelse, bu gelse, bilmem ne gelse. Balor'u her türlü abi ne alaka diyecektik. Çünkü abi Shield dönmüyor. Hani Ambrose'la Rollins'in yanına Reigns kimi koy? Ne alaka abi hani şu maça? Bu tamam. Hani hikaye şirketisin tamam ama hikayeye bağlayabileceğin bir ortam yok burada yani. Hani abi adamı şovdan çekmek zorundasın. Arada Raw şovu yok. Hani bunda zorunluluk. Ha şey Kurt Angle gibi Joker'i burada kullanma konusunda Fatih'in eleştirisine katılıyorum. Ama abi bu senin benim gibi izleyiciler için değil. Hakikaten yani şovun maç kartına bakıp hani böyle izleyebilir. Biz izleyeceğiz zaten. Hani biz zaten izleyeceğiz ve söveceğiz. Hani bu belli. Hani 3'e 5'i izlesek de sövecektik. Yani Roman Reigns olsaydı da sövecektik biz maça. Çünkü abi bütün Roman Reigns olsaydı en azından yani, 10 üzerinden değerlendirecektim şovu. Yani bütün pay-per-view bu maçın üzerine kurulması zaten benim için facia bir karardı ve ben şunu biliyorum ki WWE bu Kurt Angle kararını benim için vermedi. Yani maç kartına göre şov izleyebilecek biri için verdi. Ve yani Shield'ın olmadığı bir durumda, Shield hype'ı kasıp da Shield'ı çıkaramadığın bir durumda Kurt Angle gibi Joker'i kullanmak da mantıklı duruyor. Ama ben bu sisteme komple karşıyım yani. Bence şov şu noktaya gelmemeliydi yani hani. Ancak abi, Kurt Angle'la kurtarılabilir bir noktaya gelmemeliydi. Bu birkaç ya ben açıkçası Shield'ın dönüş maçı diye duyurup Shield'ı postere koyup işte en büyük momentumları haftalardır kastırıp tutup da çıkaramıyorsan Shield'ı şova hiçbir şekilde toparlayamazsın birader. Toparladım dediğinde böyle 10 üzerinden değil 5 üzerinden değerlendirilir ama 10 üzerinden puanlanır. Şimdi olay şurada başlıyor. Şirket Lesnar eksikliğini doldurmak için Shield'ı döndürdü. Bu Eylül aylarını Shield'la geçiririz. NBA falan zaten biliyoruz. İdare edecek ocağa kadar falan dediler. Evde Shield'da kalmadı şu anda. Reigns'in ne kadar sonra da Shield şirkete geçirdi. Hayır, Reigns'in ne kadar ortada olmayacağı belli değil. Öyle bir sorun da var baba, yani. Baba iki güreşçinin de ne kadar süre ve olmayacağı ve ne kadar ne hastalığına yakalandığına dair WWE Wellness Policy dediğimiz yıllardır vurguladığımız şeyin bir haber olduğunu burada görüyoruz. Hiçbir açıklama yok, hiçbir haber yok, herhangi bir bilgilendirme yok. Basına servis edilen bir sızıntı tarzı verilmiş bir WWE İletişim Departmanı'nın hareketi yok. Çok ilginç yani. Ben son zamanlarda gördüğüm en ilginç şey bu şirkette. Çok çok ilginç bir şey yani. Ben şu dün abi, dün muhtemelen hani sadece senin benim değil. Hani şey yani dün Twitter yıkıldı ya, hani ne oluyoruz diye yıkıldı. Hani bütün gece hani abi Twitter coştu falan.
hani sadece senin benim değil bütün güreş dünyasının başına gelmiş hani en ilginç şeylerden biri olabilir yani bu. Hani şeyleri saymazsak hani bu pazartesi gecesi savaşlarını falan filan saymazsak hani yani yakın zamanda olmuş en acayip olay bu yani hani. İki tane şovun iki tane ana maçı var zaten. İkisi de aynı gece patlıyor ve hani büyük sürpriz. Ya hani şey Wellness Policy ile abi hakikaten virüs kapıyorsan eğer bir yerden Wellness Policy ile çok da alakalı değil o durum. Yani hani onun yalan olduğunu göstermez. Ama şey, açıklama yapmamaları özellikle Reigns konusunda hiç açıklama, hiç haber olmaması çok ilginç. Yani haber var gerçi de önce dediler bir hani bir ailesinde biri hasta. Sonra dediler sonra kendisi hasta. Sonra bir de House Show dediler. House Show'da 6-8 ay sakatlandı dediler. Öyle haberler de çıktı. Ama abi ya hani eğer kendi hatasından dolayı şey yaptıysa yani ben bu sefer cidden kızacağım. Hani Shield War'u affettiğinde bile bu kadar kızmadım adama. Hani ulan adam sürekli falso veriyor ya. Abi yani şimdi biraz fanlığa kaçacağım artık. Yani sıkıldım çünkü. Abi kaç Fatih biliyor. 15-20 günde Shield'ı bekliyorum böyle heyecanla, çılgınlıkla. Yalan mı? Her gün WhatsApp'tan mesaj yiyorum. Shield diye. Benim de anne. Ben de. Valla her Raw'dan sonra yani şey WhatsApp'ta ben bu arada Ege WhatsApp'ta benim sessizde ha. Sessize aldığım tek birey. Gruplar dışında sessize aldığım tek kişi Ege yani hani. Rica ederim. Evet sizce kim kazanır bu maçı? Abi yorum yapmayacağım. Valla yapmayacağım. Shield kazanır. Shield'ın 3'te 2'si ve Angle. Yani. Ben de yani promotion'u bu kadar yüksek. Bu arada Taner sen mi teşrif ettin? Evet sizin yorumunu bölmek istemedim. Anladım. Bu arada şeyi hiç konuşmadık. Kane'in dönüşünü siz Raw sonrası yayında konuştunuz mu? Evet. Saçmalığına 5 üzerinden kaç verdiniz? 5. Tamam. Ben de 5 veriyorum. Ben bu şirkette artık bak yanlış anlaşılmak istemem. Taker'a ya Tanrı gözüyle bakan bir insan ama yani şu şirkette şu anda Kane ve Taker'a ihtiyaç yok diye düşünüyorum ben. Şu anda Kane ve abi Taker'ın şu andaki her hani Kane'i geçiyorum da hani o her zaman olup olabilir yani bir kişi olduğuna da. Abi Taker'ın evet. Şu anda dönmesi var ya kariyerinin en büyük hatası olur. Hikmet Zeybek demiş ki 5 üzerinden 15 bu arada. Yani ne 5 üzerinden? Ona da katılıyorum. Ya bir dakika. Dur. Bir dakika. He. Biz geçen yıl konuşuyorduk böyle son yılların en kötü sonbahar aylarını geçiriyoruz diye. Bu yıl bence evet. O rekoru kıracak yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani, bu hayır katılmıyorum. Kıracak değil. Ben katılmıyorum. Kıracak değil. Kıracak değil. Kırdı. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Daha bir saniye. Daha Mahal Lesnar var kardeşim. Bak bir dakika. Geçen sene yorumlanacak bir şey yoktu ortada. Bu sene yorumlanacak o kadar çok şey var. Çünkü çok fazla fiyasko var. Anladın bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben ama bir şey geçen sene yani kötünün iyisiydi geçen sene. Bu sene kötünün de kötüsü. Daneri ortada tamam dur. Evet. Bir dakika ben bir konuşayım. Bu Kurt Angle olayını şöyle yapsaydı. Mesela Kurt Angle, Shelton Benjamin ve Chad Gable olsaydı mesela bir tarafta son dakika değişikliğiyle. Ambrose Seth Rollins'in yanında birini verselerdi mesela nasıl olurdu? Abi 5-5 maç. Yani. Benim dediğim daha mantıklı değil mi? Baba zaten Kurt Angle nasıl bağlayacaklar senaryoyu? GM adam maça çıkıyor güreşçilerin. Baba abi. bir dakika. Hangi senaryo abi? Hangi senaryo? Abi Kurt Angle'ın GM'in pay-per-view main event'ında kötü adamların karşısında ne işi var? Sen GM değil misin ya? Abi ya bu ne ya? Çok rezil bir şey olmaya başladı. Ya dün sen sövme diye sen sövmemi yasakladın diye sövmüyorum ama yani çok doldum şu anda. Sana şu kadarını söyleyeyim bak. Sana yemin ediyorum ne dersiniz diyeyim bak. Ben öyle çok köklü bir güreş seyircisi değilim. Ben öyle 2012-2017 arasında seyretmedim. Ama bu
WWE'nin, WWF'in, WCW'nin, ondan önce ne varsa tüm güreş dünyasının en büyük 5 facia olayı arasına girer. Sen şey izlemedin be, Capital Punishment 2011'deki maçı izlemedin galiba. Ya niye hatırlatıyorsun ya? Niye hatırlatıyorsun abi ya? Gece rüyama girecek ya. Zaten uyuyamıyorum. Abi baba bir an Kurt Angle'ın main event'i. Suyla bitti. Ne? Suyla bitmedi yok, mi o? Kola kanka kolaydı. Gazoz pardon. Arthur Turalay'dı değil mi? Aynen öyle. Abo. Ulan abi biz gözlerim kanıyor. Çok vasat sevici olduk iyice ha. Baba bir an Kurt Angle'ın GM olduğu aklıma geldi ya. Evet. Hadi Shane'e alıştık zaten. Evet. Shane yalama bir karakter de. Hayır bak bir şey söyleyeyim. Hadi onu da geçtim. Tamam GM. Face'in dibi GM tamam mı? Hani böyle kötü adamlara kıl oluyorsun tamam mı? Hadi tamam bunu bir şekilde yedirdik. Ulan son şov seni Roman Reigns ringden kovdu lan. Gerizekalıyım bak tutamıyorum kendimi. Burası bizim bölgemiz yoksa olacaklara karışmayız dedi bildiği ya. Yani ya. Sonra maça girdi adam. Abi aklım almıyor vallahi bak. Bir şey abi, balon... Ya bunun intikamını alırsa da. Ya bunun intikamını alırsa. Of. Kardeşim o an işte. O an. Sana ben bir şey söyleyeyim. O olsun. Dedim ya hani 5 üzerinden değerlendireceğim. O zaman 20 üzerinden değerlendiririm işte. Ah. Abi Great Kali'de heel takıma girsin. Buna bu yakışır. Oğlum şey olsun bak. Survivor seyircisi mahalle Lesnar arasında Steel Cage başa duyurulsun. Great Kali gelsin sonra. Kapasitir pompiyon. Biz bunu da seyrettik. Farkındasınız değil mi? Kardeş gerçekten ilginç ya. Neyse ne kim kazanır? Evet Taner. Son söz sende. Sen senaryoyu yorumla. Team Angle tabii kazanacak bence. Senaryo hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Facia zaten siz yorumlamışsınızdır. Böyle bir son dakika planını ben hiç görmedim yani. Çok saçma. Çok aceleci davranılmış. Tut TLC'yi iptal et bence her şey daha mantıklı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela, o kadar değil de yani. Mesela Taker'ı koysalardı şeyin yerine. Ne ah. Taker abi? Abi yapacak bir şey yok. Kurt Angle ne ya? Doğru ama en azından bir anlamı Taker olurdu. Evet abi, Taker olurdu. Balonu yukarı çekseler bile mantığı olurdu ya. Ne bileyim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. En azından bu şova böyle dümdüz Undertaker duyurmadılar ya. Siz ona dua edin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Baba Roman Reigns arka alanda sakatlansaydı. Şov anında tamam mı? Bir senaryo yaz ya. Roman Reigns arka alanda sakatlansaydı birileri hani geçen hafta Kurt Sexy'la saldırdılar ya. O senaryonun devamı. Roman Reigns de arka alanda ayılsaydı falan filan. O Lukaku'yla şey gelseydi değil mi? Maça çıkamayacağı duyursaydı. Dean Ambrose Seth Rollins konuşsaydı. Kendimize bir takım arkadaşı bulmalıyız diye. Son saniye olarak da Big Show. Mark Henry. Ya ne bileyim son dakika olsaydı yani abi. Sana ben bir şey söyleyeyim. Bir sonra Big Show'da son anda Seth Rollins'e şey vuruyor. Punch vuruyor sonra gidiyor el sıkışıyor şeyle. Biz de el sıkışıyor sonra orada. Çok eğlenirdim lan ben. Ben çok eğlenirdim. Yemin ederim çok eğlenirdim ya. Ondan sonra baba... Cinder Mahal herkese gelip kalas vursaydı şovu kapatmak için. Baba... Aslında bir şey söyleyeyim mi? En sonunda Elsa gelip promo kesseydi. Ne bu şirketten ben kovdum siz ne yapıyorsunuz lan diye. Ciddi bak bu şovun tek kurtarırı var. John Laurinaitis. Tek sonra Ryan gelseydi Bobby Roode'a ıslansaydı ayaküstü. Dur Allah aşkına dur. Bu şovun tek kurtarırı var cidden. Tamam mı? Hayır LA Samson demeyeceğim. Kurt Angle'ın siz miydiniz beni kovan deyip son dakika yamuk yapması Shield'da. Ve WrestleMania'ya kadar ve Survivor serisinde de konsept olacak. WrestleMania'ya kadar bizi götürecek böyle bir feud. Tadından yenmezdi açıkçası. Senaryosuzluktan senaryo yaratılmaz dedi Fatih Yılmaz. Bir ama dakika, ufak da olsa bir senaryo bulduk. Bence. Bir dakika aklıma ne geldi bir ya? 1,5 saatte bulduk yalnız o senaryoyu farkında mısın? 1,5 saattir tartışıyoruz bak. Doğru.
abi Survivor Series'e bir 5'e 5 maç versinler, şöyle geçen yılı da aratmayacak. Çok kesim ciddi bir şey söyleyeceğim yani. Bir dakika. Kurt Angle'ın yerine koyulabilecek en iyi adam bence Triple H'de. Haydi bakalım. Haydi biraz da bunu tartışalım. Haydi. Hadi be abi be. Roman Reigns'in yerine. Bir dakika. Triple H ne yapardı biliyor musun? Hayır. İyi olmaz mıydı? Ulan, İyi olmaz ulan, mıydı? Triple H'de nefret eden Seth Rollins. Geçen yıl Triple H'in dövmeye yeltenen Dean Ambrose ve yanında Triple H olacak. Otoritenin gülü olarak. Tamam. Tamam. Kurt Angle'ı önemse, Kurt Angle'ı garipsemiyorsun da beni söyledin mi garipsiyorsun anasını satayım? Evet. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Tek bir şey söyleyeceğim bak. Şu maça hani Roman Reigns'i çıkardılar ya. Direkt Undertaker 3. üye olacak diye duyursalardı. Vallahi var ya hani hiç şaşırmazdım bak. Yemin ediyorum şaşırmazdım. O kadar böyle hani... Abi bir şey söyleyeceğim. Boogeyman'ı niye düşünmediler? Boogeyman vardı. Ha Boogeyman ha. Boogeyman'ı koysalardı. Bu arada Boogeyman de ölseydi aslında. Bir de teker teker. Mehmet bir şey diyordu. Booker T olabilirdi. Goldberg. Aynen. Lan Goldberg olurdu aslında. Goldberg. Bak Goldberg hatta muadili olabilirdi Roman Reigns'ine. Doğru mu? İki dakikada herkes temizlerdi ayaküstü. Aa. Sen ben bir şey söyleyeyim. Beşini arka arkaya koyup spear çekerdi. Aynen öyle ha. Normalde yani Roman Reigns varken bu maç 8'e 3, 8'e 5 handikap maçıydı. Roman Reigns gidince 5'e 2 oldu ya. Goldberg o handikabı kapatırdı birader. Yani Goldberg iyi bir muadil. Evet, kim kazanır? Shield'ın 2'de 3'te 2'si ve Angle diyorum yani gene. Abi şovun sonunda Kurt Angle ve Ambrose Rollins'in birlikte elini böyle havaya kaldırmasını çekmek istemiyorum ben cidden ya. Umarım öyle bir şey olmaz. Ben bir şey diyeyim mi yalnız? Angle'ın ihanet etmesi benim aklıma çok yattı ya. Bak, o benim çok de aklıma çok ben yattı. Ben Mizler'in kazanacağını düşünüyorum. Ne yapacak? Yumruk atıp Mizler'in elini mi sıkacak o da? Düşünsene. Maç böyle bitiyor. Angle siz ihanet bizi ringden kovmadınız. Bizi ringden kovmadınız. Sonra Big Man gelecek. Kurt Angle'la maç duyuracak. Survivor Series için. Sonra Daniel Bryan gelecek. Yes, 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 yes. Hadi kapatalım hadi. Numan sövecek abi gene şeydi. Eli direk. Benim var ya beynim oksijen gitmeme. Başta çok Allah sihirlerim oynadı. Vallahi benim yemin ediyorum şu an beynimde şey düşüyor. Santino Marella falan mı gelecek diye düşünüyorum. Hadi iyice kafayı yedim ben. Kapat. Kapatalım hadi. Evet. Arkadaşlar TLC'de görüşmek üzere. Yani TLC'den sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinizi vurmayın. Son bir şey söyleyeyim. Kendinizi vurmayın. Ben tek bir şey söyleyeceğim. TLC'de görüşürüz dedi ya Mehmet Dinler. Bu gazla maçı dördüncü olarak Mehmet Dinler bile eklenebilir. Bak bu kadar iddia doğru. Doğru. Sunistik AJ Styles diyecek hafta ya. Babacım bende fıstık var olmaz. Bir dakika. Bir dakika. Caner Önem olabilir ama. Caner Önem olabilir bak. Ama Numan da olabilir yani. Baba bir dur. Konuşmak gerekirse. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dördüncüyle Eli Drake abicim. Hadi bakalım kolay gelsin. Ben de gireyim mi maça? Fatih ben de gireyim maça? Yok Ege. Oğlum yok. Ege Fatih. Gerçi ben Ambrose'u baştan çekerim. Hemen tamam, toparlıyoruz. Abi, Salı günü saat 20.30'da çok yüksek ihtimalle saat 20.30'da Raw ve TLC değerlendirmemizde beraber olmamız dileğiyle. Ben Buğra Gür, yayın katılımcılarımızdan Ege Yürüten, Taner Yılmaz, Fatih Kritorax, aynı zamanda Mehmet Dinler Dwight ve Numan İnci'ye çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi seyirler. Hoşça kalın.